Bu dersimizde göndereceğimiz bir yeni ileti içerisine SkyDrive içerisinde bulunan herhangi bir dosyayı nasıl attach ederiz, ekleriz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle SkyDrive, Microsoft'un bütün e-mail kullanıcılarına sunduğu bir bulut depolama sistemi. 7 GB'lık bir şu an itibariyle 7 GB'lık bir alanı ücretsiz olarak kullanıma sunuyor bütün e-mail kullanıcılarına. SkyDrive ilerleyen konular içerisinde ayrıca inceleyeceğimiz bir konu olsa da SkyDrive eğer kullanıyorsanız ve e-mailinize SkyDrive'daki bir dosyayı attach etmek istiyorsanız kullanacağımız yöntemi şimdi inceleyelim. Öncelikle yeni bir e-mail gönderme işlemiyle yola başlayalım. Kime göndereceksek bunu hemen belirleyelim. Listemizde olduğu için Enter'la eklemiş oluyorum. Attach olarak belirtiyorum. Örnek e-mail. Bu işlemden sonra e-mailime dosya eklemek için kullanacağım yöntem standart olarak aynı. Yani masa üstünde, yani bilgisayarımın içerisindeki bir dosya eklesem de veya farklı bir yerdeki bir dosya eklesem de herhangi bir değişiklik yok. Sadece sağ klik yapıp ekler bölümünü kliklemem yeterli olacak. Ben bir önceki mail gönderme işleminde SkyDrive'ı kullandığım için otomatik olarak burası açılacak. Fakat daha önceki ilk e-mail gönderdiğimizde gördüğünüz gibi dosyalar bölümü açıktı. Buradan herhangi bir şekilde bilgisayarınızın üzerindeki klasörleri ok işaretini kullanarak, yani ilgili bölümde bulunduğunuz bölümdeki ok işaretini kullanarak rahatlıkla bir yer seçebilirsiniz. Örneğin A üzerinden de bir dosya göndermeye çalışırsanız buradan A veya bilgisayar, ev grubu, indirilenler, internetten download ettiklerinizin bulunduğu klasör, masa üstünden bir dosya göndermek için masa üstüne ulaşmanız mümkün olacak. Diğer taraftan eğer farklı bir yerden, kameradan veya fotoğraflar klasöründen veya Bing içerisinden herhangi bir dosyayı, linki göndermek isterseniz burada kullanacağımız yöntem. Biz SkyDrive ile göndereceğimiz için bu liste içerisinden SkyDrive'ı önce aktif ediyoruz. Bu işlemden sonra sadece burada dosya seçmek yeterli olacak. Seçiyorum dosyamızı. Bir, iki tane resmi seçtim. Bu işlemden sonra ekle demem yeterli olacak. Gördüğünüz gibi standart olarak eklediğimiz işlem gayet basit bir şekilde ve birçok yerden e-maili attach etme imkanını buradan bulabiliyoruz. Tekrar yeni bir dosya ekleyelim. Farklı bir yere girelim. Örneğin Bing'se gelelim. Bing içerisinden gördüğünüz gibi farklı bölümler var. Bir tanesini seçelim. Ve ekle diyelim. Gördüğünüz gibi Kız Kulesi resmini buradan link olarak ekledi. Bu resim karşı tarafa e-mailde ulaşacaktır. Birçok yerden attach etme imkanınız bu şekilde basit bir şekilde uygulayabileceğiniz bir yapı. Daha sonra e-mailimizi göndermemiz yeterli olacak. Hemen bir uyarı mesajı aldık. Dosyalardan biri iliştirilirken sorun oluşmuş. Kaldır diyelim. Son eklediğimiz dosya. Yeni bir dosya ekleyelim. Listemizin içerisinde. Resim o anda bulunamıyor olabilir. Yeni bir resim seçelim. Örneğin bu resmi seçelim. Sağ klik yaptığımızda seçmiş oluyoruz. Tabi birden fazla da seçim yapmamız mümkün olacak. Manzara 7 isimli resmimizi seçtik. Ve ekle dedikten sonra gördüğünüz gibi eklemiş oldu. Ve gönderme işleminden sonra ilgili e-mail de karşı tarafa göndermiş olduk.